Herkese merhaba, ben Büşra Geziz. Bugün sizinle birlikte Fit Lays cipsi yapacağım. Gerekenler 2 adet patates, 1 adet soğuk maden suyu, şu an buzdolabında olduğu için burada göstermiyorum. Ve baharat, baharatları isteğinizde kalmış. Ben kekik, köri falan, tuz, karabiber, öyle şeyler kullanacağım. Zaten videoda göreceksiniz de kullandığımı. İlk önce patatesleri ince ince dilimliyoruz. Evet, patatesleri soydum. Suyla yıkadım ve kurutuyorum şu an. Sonra da ince ince doğrayacağım. Evet, bir adet patatesi doğradım. Hemen hemen böyle oldu. Yani bazıları kalın oldu gördüğünüz üzere. Bazıları ince oldu. Şimdi bunu da doğrayacağım. Evet, sağlıklı cipsimizin ikinci patatesini de doğradım. Birazcık ıslak, onun için kurutuyorum. Şimdi bir kap alacağım. Derin bir kap alacağım ben. Siz istediğiniz kaba yapabilirsiniz. Maden suyunu aktaracağım. Ondan sonra da patatesleri içine koyup 15-20 dakika kadar bekleteceğim. Buzdolabından yeni çıkardım. Şimdi aktarıyorum. Bu arada elim temiz. Hani şu an korona var malum. En başta tabii hani videolarda söylemiyorum ama en az 20 dakika, ay 20 dakika demişim, 20 saniye, ki ben 20 saniye bile değil, en az 30 saniye bekliyorum. 1-2 dakikamı almışlığım oluyor. Yıkıyorum ellerimi önce, ondan sonra başlıyorum. Hijyenimden emin olduğum için bunları karıştırıyorum, yoksa böyle yapmazdım zaten. Umarım maskenizi takıyorsunuzdur, hiç çıkartmıyorsunuzdur. Maalesef vaka sayıları tekrar artışa geçmiş. Şu an hijyen önemli. Maske, temizlik. Önemli şeyler. 15-20 dakika kadar bekleyecek. Evet, 20 dakika bekledi patatesler. Şimdi maden suyunu dökeceğim. Ondan sonra da kurulayacağım. Burası önemli. İyi kurulanmış lazım. Unutmayın, iyi kurulayın. Islak olmaması lazım. Fırın tepsisine yağlı kağıdı koydum. Ben işi garantiye almak için tek tek kuruluyorum, erimiyorum. Tabii siz bilirsiniz. Belki sizin yönteminiz vardır. Yönteminiz varsa da söyleyin. Bir sürü peçet harcandı. Bir sürü dedim, 5 tane yani. Kurulama işlemine devam ediyorum. 6. peçetemi bu almış olmaktayım. Bu kabı yıkayacağım. İyice kurulayacağım. Ondan sonra patatesleri tekrar buna aktaracağım. Ondan sonra da baharat kısmına geçiyoruz. Evet, patatesi aktarıyorum. Normalde sarımsak tozu da konulabiliyor. Fakat benim sarımsak tozum yok. Bu yüzden koymayacağım. Ama körüm var.
Tür koyuyorum. Bir çay kaşığı. Kokusu bir garip geldi. Bir çay kaşığı koydum. Nane demişim ya. Kekik koyuyorum. Biraz daha koyacağım. Pul biber koyacağım. Tuz ve karabiberi de ekleyeceğim şimdi. Biraz fazla kaçtı galiba ama neyse. Ve birazcık da zeytinyağı koyuyoruz. Ben göz kararı koyuyorum. Ve her yerine gelecek gibi kadar karıştıracağım. İnşallah homojen şekilde dağıtmış olurum. İzlediğim kadarıyla genellikle az baharatlı yapıyorlar bunu. Ben öyle istemedim. Belki bu yüzden biraz fazla kaçırmış olabilirim. Ben yedim mi böyle tam baharatlı yapıyorsam baharat tadını almak istiyorum. Sonuçta patates cipsi yapmıyorum. Baharatlı yapıyorum. Karıştırıyorum. Ve olabildiğince gerçekten homojen şekilde dağıldı. Acaba biraz daha mı körü koysam diye düşünüyorum. Çünkü kekiği biraz fazla koyduğum için köriye göre birazcık köri koymak istiyorum. Ama elim şey oldu. Baharat oldu. Ben birazcık daha köri koyacağım. Sanırım zeytinyağını biraz fazla kaçırdım. Bu ellerle nasıl açacaksan. Videoyu kapatacağım şimdi. Biraz daha köre ekleyeceğim. Bir çay kaşığı falan eklerim. Ondan sonra videoyu tekrar başlatırım. Yağlı tepsiye serdim. Açıkçası suyu çıktı. Herhalde ben fazla zeytinyağı koyduğum için. Ama ben aşırı merak ettiğim için nasıl bir şey olur diye üstüne koyuyorum. Belki yaptığım yanlış, belki doğru. Hiçbir fikrim yok ama ben çok merak ettim. Onun için koydum. Şöyle göstereyim. Evet, 180 derecelik fırına, şöyle ışığını açayım. 180 derecelik fırına yerleştirdim ve 30 dakika kadar fırında kalacak. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. İstiyorsanız yoğurtlu sos falan hazırlayabilirsiniz. İstiyorsanız yani yanında ne istiyorsanız sos hazırlayabilirsiniz. Ama ben sos hazırlamayacağım. Tabii sizin tercihiniz. Sonra da afiyet olsun diyeceğiz. Diyeceğim hatta. Evet, fırından çıkardım.
Birazcık benim için yumuşak oldun. Fotoğraftakiler, yani izlediğim şeyler birazcık sertti. Benim için böyle oldu. Tadı da güzel, gayet hoş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Eğer siz de beni izleyerek yaptıysanız yorumlarda belirtin. Ve nasıl olduğunu da söyleyin. Sizce benimki nasıl olmuş? Bunu da yorumlarda belirtin. Herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.